Hadi Allah derman versin. Yörük Obalarımız programında şehir şehir, kasaba kasaba, dağ dağ, köy köy, oba oba, ev ev dolaşıyoruz değerli izleyiciler. Burdur yöresinde, Tek yöresinde bir sipsi vardır. Sipsi böyle çığırdığı zaman acıları, sevdaları anlatır. Yörükler sipsi sesini duyduğu zaman hele hele Burdur, Antalya, Fethiye, Muğla bölge, Isparta bölgesindeyse, Denizli bölgesindeyse şöyle sipsi nereden geliyorsa şöyle bir bakar ya da ne oradaysa öyle bakar. Biz de Burdur Hüsnü'nden geçerken bir sipsi sesi duyduk. Acıyı, sevdayı yüreğinden içinden anlatıyor. Çığırdığı zaman dağlarda yankılanıyor. O sesin geldiği yere doğru yürürken Burdur'un alt bacana geliverdik. Orada bir sipsi atölyesine geldik. Evet, sen tanıyalım. Mehmet Bedel. Şimdi sipsi yapıyorsun. Sipsi yapıyorum. Kaval yapıyorsun. Kaval yapıyorum. Nefesli, zurna, mey, ney. Bunlardan da karıştırıyorum ama özellikle sipsi ve kaval, evet. Esas. Bu bizim ata müziğimiz. Evet. Nasıl yapıyorsun? Sipsi, şu görmüş olduğunuz tür kamışlardan yapılır. Bunlar özel su kamışlardır. Her kamıştan da sipsi olmaz. Bunlar özel kamışlardan. İki tür kamıştan, bir ağızlık, bir de gövde olmak üzere iki parçadan yapılır. Halk müziği sazının en küçük örneğidir. Çok ince bir sesi olan ve duygulu ses veren bir müzik aleti. Şimdi bunlar normal kamışların üzerine ala zehir veya ala eğri denilen yabani erik ağacına benzer bir ağacın kabukları bahar döneminde boru şeklinde çıkarılıp geçirilir. Yani süs olarak. Kaç delik var sipside? Sipside 5 önde, bir de arkada olmak üzere toplam 6. Peki bu sipsilere kimler rağbet ediyor? Sipsilere özellikle bizim bölgemizde, Teke bölgesi, Antalya, Denizli, Fethiye'ye kadar çok bu bölge çok seviyor. Ama bunun dışında ülke genelinde bilen kişiler de çok seviyor. Yurt dışından da bazı müzik aletlerine benzemesi ve tuluma benzemesi nedeniyle Karadeniz, Rize, onlar da çok seviyorlar. Aslında tulum sipsisinin çok benzeri. Evet. Yani aynısı diyemeyiz ama evet, çok benzer çalım tekniği farklı. Adaşı. Adaşı. Garındaşı. O biraz daha farklı teknikte yapılmış ve çalınmış ama benzer. Aynı sipsi ya. Şimdi genelde değerli izleyiciler sipsi böyle yanık yanık böyle dağlarda geçi güderken gibi ötürülür. Buna geçi tipi diyelim. Fakat koyun tipi de kaval. Ama biz sipsiyi bahsettik. O zaman bir sipsi dinleyelim senden. Çünkü değerli izleyiciler, bu sipsiyi çalan yaparsa daha iyi yapar. Çünkü yapar, sonra böyle bir öttürü. Ha iyi ötüyorsa öyle satar. Bilmeyorsa adam yapar bir şey. Ötüp ötmediğini evet, bilmeden satar olmaz. Evet. İlle bu işin ustası lazım. Müzik
Vallahi kulağımızın pası silindi böyle derinliklerine kadar gitti. Şimdi gelelim gavala. Gaval bizim için çok önemli. Çobanlarımız özellikle yaşlarımız geçmiş. Gaval çalmayan çoban olmazmış. Düdük çalmayan. Evet, evet, şöyle koyunu sürdüğü zaman neyse o. Bir de gaval nasıl yaptığını at. Çünkü bu gavalı yapan kalmadı ülkede. Kaldıysa bile tek tük sizler gibi. Şimdi kaval bu görmüş olduğunuz çoban kavalı. Evet. Dilsiz çoban kavalı. Tabi bunların dilli olanları var. Bir de kısa yapılanları var. Çoban düdükleri var. Dilli düdükler var. Ama bu dilsiz hakiki çoban kavalı. Yani koyunu suya indirip susuz döndüren kaval. Bunlarda en iyi kaval erik ağacı ve diken ardıcıdan olur. Bunların yanında diğer ağaçlardan yapılır ama en iyi neticeyi erik ağacı ve ardıç verir. Evde bir de farklı bir özellik var. Mehmet Dedel'in atölyesinin hemen yanı başcağızında bir de yaren teşkilatı var. Yörük yarenleri illerde, ilçelerde, köylerde haftanın belirli günleri toplanırlar. Cura, sipsi, gaval, kemençe, düdük ne varsa ne çalınıyor sazendeler olur. Sazendeler saz çalar, türküler söylenir. Önünde oynayanlar olur. Tekrar toplaması gıvrak zeybek, ağır zeybek. Az sorunu izleyeceksiniz bizim meydan edin. Çok teşekkür ederim. Evet. Tekez otlasmasını dinledik. Kartal kanadıyla çığırtmandan. Şimdi size daha sonra sipsi, gaval, düdük neyi zaten çalacaksınız. Evet. Sizi tanıyalım. Ben yarenlerden bağlama sanatçısı ve emekli öğretmen Mehmet Çeler. Kaç yaşında öğrendin bu işi? Vallahi hep gelenek olmuş. Çocukluktan bu tarafa. Kendin mi çalıyorsun? Çoğu çocuğa, öğrencilere öğretiyor mu bu işi? Mutlaka. Ben emekliyim şu anda ama emekli olmadan ve hala da genç nesillere bunu öğretmeye çalışıyoruz. Peki. Peki. Sizi tanıyalım. Ben Peyami Engin. Ben çalışan öğretmen. Evet. Aynı zamanda belediye korosunun da şefliğini yapmaktayım. Bu sanatı da işte elimizden geldiği kadar yürütmeye çalışıyoruz. Evet. Gençlere, yeni kuşaklara da öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Sizi tanıyalım. Ben emekli öğretmen Süleyman Özen. Yarenler grubunda cura çalıyorum. Zaman zaman da bas bağlama çalıyorum. İşte grubumuzun eksiğini bu şekilde halk müziği sazlarının bir ayağıyız burada. O şekilde sürdürüyoruz. Şimdi cura tezene ve şerpe tekniğinde çalınır. Evet. Sen tezene kullanıyorsun. Ama eskilerimiz şerpe tekniğiyle orun parmağıyla çalıyordu. Yani parmakla çalma teknikleri var. Evet. Ama biz türkülerimizi çalarken tezere kullanıyoruz. Evet. Cüre çalarken. Parmakla çaldığımızda oluyor tabii. Evet. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Ben de grup yarenlerin kabak yemeğini çalmaya çalışıyorum. Ve aynı zamanda solistini yapıyorum grubumuzun. Şey, emekli öğretmen Halil Er. Sen de mi öğretmensin? Evet. Bu öğretmenler şey mi bu? Evet. Öğretmen yarenler bu gibi. Evet. Şimdi kabak kemanını, kemanı şu anda biraz işi değiştirmiş ama eskiden nasıl yapıldı? Eskiden bahsedelim. Şimdi aslında kabak kemanının yapımıyla ilgili ben pek fazla bilgi sahibi değilim. Arkadaşlarımdan gördüğüm, yapan arkadaşlarımız da var ama yayı at kuyruğundan oluşuyor gördüğünüz gibi. Yürek zarı. Evet. Burada normal metal. Yani öküzün yüreğinin zarı. Evet, evet. Yürek zarı. Bunu da son zamanlarda tabii normal kapakta yapılıp veya başka şeylerden de kullanabiliyor. Bika anlamında. Evet. Ama en güzel sesi alan yürek zarından. Evet.
Bunların eskilerin telleri de sincap bağırsağından olurmuş. Evet, evet, sen tanıyalım. İsmim Ozan Gündüz. Grubun ritimini yapıyorum. Öğrenciyim. İşte elimden geldikçe eşlik etmeye çalışıyorum. Gençte sen de öğretmen ol gari, bu iş oldu olacak. Yok, ben öğretmen olmaya niyetim yok ya. Sazenelerimizin hemen yanı başında şapkasıyla gün görmüş bir yörük dedesi oturdu. Şöyle kasarışına bakarsan köyün ağası gibi. Abi sen kimsin? Ne iğnecisin? Kimin fesisin? Şimdi ben ablanın yurdu vilayetinin Samanlık Sancak kazasının Karyola Arka Direk mahallesinden Molla'nın Tava Sapı nahiyesine bağlı Yok Yok köyünde taş binanın yanı başındaki boş mağazanın sahibi tüccar Ali Bedel derler bana. Şimdi ben bu mağazayı açmadan memurdum. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın emriyle Burdur Devlet Hastanesi karşısında Merkez Sağlık Ocağı'nda İntaniye ve Şeytaniye mütehassısı Ordunot Profesörü Boş Dairen Müdürü Ali Bedel dediler bana. Senin işin de bu. Ya ben oradan emekliyim. Evet, Zil Zurna'nın damadı Seyid'in torunu Kemene biçimli Hamdi'nin arkadaşı Necati'nin de kardeşi olarak benim ev adresini verebilirim size. Senin ev adresin millet seni nerede bulacak ararsa? Ha beni ne? Senin yeşin bulunmaz gibi geliyor bana. Bulunur. Bulunmayacak değil. Sen nerede bulacak arayan? Zil Zurna'nın damadı Seyid'in torunu Mezingöt'ün Necati'nin arkadaşı Varyemez Hamdi'nin komşusu Çikin Ahmet'in amcasının oğlu dedin mi bulurlar beni. Yörük Obalarımız programında müzeye doğacaksınız değerli izleyiciler. Burdur'un tek yöresinin bağrından size sesleniyoruz. Burdurlu grup yarenler bendiriyle, kabak kemanesiyle, curasıyla, sazıyla, sipsisiyle, gavaliyle, düdüğüyle sizlere bir tek yöresinin ağır zeybeğine, kıvrak zeybeğine tekiz otlatmasını bu yörede ne kadar türkü çalınıyorsa binlerce yıldır işte bugüne getiriyor ve sizlere sunuyoruz.
Yeah.
yazdım.